باب الإمام يقول سمع الله لمن حمده. Şimdi babu mudaf. Muzafun ileyhi hangisi? El-imamu yekulu semi'allahu limen hamideh cümlesi. Onun için bunu okurken babul imami yekulu demezsin. Çünkü cümleye muzaf olduğundan cümlenin mehalli mecurdu. Babul imamu yekulu semi'allahu limen hamideh. El-imam, imam yekulu der semi'allahu limen hamideh, semi'allahu limen hamideh der. İşte bunun babıdır. İmam Allahu Ekber diye kalkmaz rükudan. Rükuda ne diyecek? Kalkacak. Semi'allahu limen hamideh. Oha da var. Hel yenbeği lehu. İmama layık olur mu? En yekule diye. Ba'deha semi'allahu limen hamideh. Dedikten sonra. Rabbena ve lekel hamd. Rabbena ve lekel hamd de diyecek mi? Em la demeyecek mi? Bunu cemaat bir adam tek başına kılarsa, cemaatsız kılarsa Semiallahu men hamideh der. Peşine de nedir? Rabbena ve lekel hamd der. Tek başına kılar. İmama uyan adam Semiallahu men hamideh demez. Nedir? Rabbena ve lekel hamd der. Ya imam? İmam hakkında ihtilaf var. Bazıları diyor ki Semiallahu men hamideh, Rabbena ve lekel hamd, ikisini de diyecek. Ulemanın bazısı da diyor ki hayır, Semiallahu men hamideh diyecek, Rabbena ve lekel hamd demeyeceğiz. Bu ihtilaflı. Şimdi imamdayız. İmam Semiallahu men hamideh dedikten sonra Rabbena lekel hamd, yahut Rabbena ve lekel hamd iki rivayette var. Bunu diyecek mi demeyecek mi? حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا إخوان بن مسلم قال حدثنا إمام وأبو عوانة وأبان عن قتادة عن يونس بن جبير عن حتان بن عبد الله عن أبي موسى الأشعري قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ينبر في المزنة ما سؤلتي فقال بيوجك إذا كبر الإمام فكبروا. İmam Allahu Ekber dedi mi siz de Allahu Ekber deyiniz. وَاِذَا رَكَعَ فَرْكَعُ. İmam rükû etti mi siz de rükû ediniz. وَاِذَا سَجَدَ فَسْجُدُوا. İmam secde etti mi siz de secde ediniz. وَاِذَا قَالَ. İmam dedi mi سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ dedi mi فَقُولُوا siz deyiniz. اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. Allahümme Rabbena ve lekel hamd deyiniz. Yesme'ullahu, siz bunu deyiniz. Zannetmeyin ki Allah-u Teala işitmez. Yok, yesme'ullahu, Allah-u Teala işidir. Lekum, sizin hamdinizi işidir. Fe innallaha azze ve cel, Allah-u Teala kâle buyurdu alâ lisâni nebiyyihi sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberinin lisanıyla size bildirdi. Semiallahu limen hamideh. Peygamber ne diyor? Hadiste Cenab-ı Hak peygamberine bildiriyor. Peygamber de diyor ki semi'a eşidir. Allahu Cenab-ı Hak kimi eşidir? Limen bir kimseyi eşidir ki hamideh ona hamd etti. Kim Allah'a hamd ederse Allah onun hamdini eşidir. Bunu kim söyledi? Resulullah Efendimiz söyledi. Fakat ona bildiren Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak peygamberinin lisaliyle bunu bildirdi. Öyleyse siz Rabbena ve lekel hamd deyiniz. Allah-u Teala sizin bu hamdinizi eşidir. Haddesena Ebu Bekrete ve İbn-i Merzuk'in kâle haddesena Sa'id ibn-i Amir kâle haddesena Sa'id ibn-i Ebi Arube en katâdete fezekere bi isnâdihi miftehû. Bu hadisi şerifi bu isnâd ile o da rivayet eyledi. Evvelkisi Ebu Musa Aşeri Hazretlerinden idi. Bu da Katade'den. Radiyallahu anh. Haddesena Ebu Bekrete. Kale haddesena Ebu Davud. Kale haddesena Şubetu en Ya'la ibn-i Ata. Kale semi'atu Eba Al-Kamete. Ya'la ibn-i Ata diyor ki ben Eba Al-Kamete'yi işittim. Yuhaddisu rivayet ederdi. An Ebi Hureyre'te radiyallahu anhu Hazreti Ebu Hureyre'den. An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o da Resul-i Ekrem Efendimiz'den rivayet ederdi. Nehvehu bu hadisin
bu hadise benzer bir hadis. Bunun misli, nehru misli demek. غَيْرَ أَنَّهُ يَمْزْ Hazreti Ebu Hureyre lem yeskül zikretmedi kavlehu يَسْمَعُ اللّٰهُ لَكُمْ Bu kelimeyi, bu cümleyi zikretmedi. İlâ ahir hadis. وَحَدَّسَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ حَدَّسَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرِ قَالَ حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ Ebu Seleme'de, Ebu Seleme, bu da Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan yine bu hadis-i şerifin misli rivayet olundu. Haddesena Nesur ibn Merzuk, kâle haddesena Kuseyb ibn Nasih, kâle haddesena Vuheyb, an Mus'ab ibn Muhammedin el-Kureşi, an Ebi Salihin, an Ebi Hureyre radıyallahu anh, an Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem işte. Başka bir sened ile yine aynı hadis-i şerif Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet olunuyor. Haddesena Yunus'u kâle ahberene ibn-i Vehbi enne Malik'en haddesehu an Sümeyye an Ebi Salih'en an Ebi Hureyre radıyallahu anh'u enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Hazreti Ebu Hureyre diyor ki Hazreti Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular. İza kâlel imamu imam dedi mi sana Allahü men hamide sana Allahü men hamide dedi mi fekûlû siz deyiniz Allahümme Rabbena lekel hamd Allahümme Rabbena lekel hamd deyiniz fe innehu şan men her kim vâfeke tesadüf ederse kavluhu onun sözü kavlel melâke meleklerin sözüne tesadüf ederse gufire mağfiret olunur lehu o adam için ma şul bir şey ki tekaddeme geçti minzen bir günahlarından. Günahlarının geçmişinin hepsi affedilir. Yani İmam Semi Allah'ı hamde dedi mi melekler Rabbena lekel hamd diyor. Siz de o vakitte Rabbena lekel hamd deyiniz meleklerle beraber olsun. Sizin sözünüz meleklerinin sözüne muvafık oldu mu tesadüf etti mi o adamın geçmiş günahlarına bir sef olur. فَذَهَبَ قَوْمٌ اِلَىٰ اَنَّهَا ذِي لَا تَارِ Ulemadan bazıları sahip oldu ki bu rivayetler قَدْ دَلَّتْهُمْ Onlara delalet ettiği delil oldu. عَلَى مَا شُرْ Bir şey üzerine ki يَقُولُ الْاِمَامُ وَالْمَأْمُونَ جَمِيعًا İmamın ve müftedinin hepsinin dediğine bu hadis-i şerifler delil oldu. İmam ne diyecek? Müftedi ne diyecek? İşte bu rivayetler beyan etti. İmam semiallahu lmen hamide diyecek. Müktedi de Rabbena ve lekel hamd diyecek. Ve enne kavle Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in kavli İzâ kâle semiallahu lmen hamide İmam semiallahu lmen hamide dedi mi? Fekûlu diyiniz Allahümme Rabbena lekel hamd Allahümme Rabbena lekel hamd diyiniz. Bu delilün delildir ki ala enne semiallahu lmen hamide semiallahu lmen hamide nefsi yekulu el imam bunu imamdir dûnel me'mûm müktedi demez imamdir müktedi demez ve enne rabbena lekel hamd rabbena lekel hamd yekulu el me'mûm bunu müktedidir dûnel imam imam demez ve mimmen şöl bir ulemadandır ki zehebe zahib oldu ila hazel kavl bu kavle. Bu kavle zahib olan ulemadandır. Kim? Ebu Hanifete ve Malikun rahimahumullah. İmam Ebu Hanife ve Malik'in ikisinin de mezhebi bu. İmam semiallahu lmen hamdedir. Rabbena ve lekel hamd demez. Cemaat de semiallahu lmen hamde demez. Rabbena ve lekel hamd demez. Bu İmam Ebu Hanife'nin mezhebi. Aşakta İmameyn'in kavli geliyor. Onlar diyorlar ki yok. İmam ikisini de diyecek. Semiallahu lmen hamideh diyecek. Rabbena ve lekel hamd diyecek. Muktedi yalnız Rabbena ve lekel hamd diyecek. Şimdi İmam-ı Azam'ın kendi iki talebesi burada ayrıldılar. İmam-ı Azam'ın delilleri bunlar işte bu rivayetler. İmameyn'in delilleri onlar da gelecek. Ve halefen buna muhalif oldu. Fî zâlik bu meselede âkârûn başka ulemadan başkaları muhalif oldu.
فقالوا dediler ki بل يقول الإمام belki imam der سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد سمع الله لمن حمده'yi aşikar ediyor. ربنا ولك الحمد de gizlidir. İkisinde diyecek imam. ثم يقول المأموم sonra mأموم der cemaat ربنا ولك الحمد خاص müktedi de Rabbena ve lekel hamdi diye. Hususu bunu da semiallahu lümen hamdi demez. Ve kalu bu ikinci kavle zahib olanlar buyurdular ki leyse fi kavlin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem'in kavli şerifinde olmadı. Ve izâ kâle l'imâmü semiallahu lümen hamide fekûlu Rabbena ve lekel hamd Resulullah Efendimiz'in bu lefsinde olmadı. Delilün delil olmadı ki ala anne zalik bu yekuluhul me'mum me'mumdir duna gayrihi başkası demez Rabbena ve lekel hamdil me'mum der desin başkası demesin diye bir şey yok ki me'mum der de başkası diyemez buna delil yok İmam semallahu men hamde dedi mi siz ne deyin Rabbena ve lekel hamdil bu cemaat emrisi ki Rabbena ve lekel hamdil peki cemaat Rabbena ve lekel hamd diyecek de öyleyse imam demeyecek. Bunda delil yok ona imamın demeyeceğine delil yok. Velev kâne zâlik kezâlik. Velev kâne zâlik. Eğer bu mesele olsaydı kezâlik böylece birinci kavle sahip olanlar gibi imam semiallahu lümen hamd edir başkasını diyemez. Cemaat de Rabbena ve lekel hamd der. Cemaatten başkası Rabbena ve lekel hamd diyemez. Eğer böyle olsaydı لَاسْتَحَالَ الْمُحَالُ الْرُّذِ اَنْ يَقُولَهَا Rabbena ve lekel hamd demek مُحَالُ الْرُّذِ وَنْ دِيَمَّنْ bir kimse ki neyse bir me'mum me'mum değil, müktedi değil. Müktedi olanlar Rabbena ve lekel hamd derler. Bir müktedi olmayan muhal demez. Öyleyse kendi kendine namaz kılarken Rabbena ve lekel hamd demeyeceksin. Ondan o çıkar. Halbuki böyle bir şey yok. وَلَوْ كَانَ ذَٰلِكَ كَذَٰلِكَ لَاسْتَحَالَ اَنْ يَقُولَهَا مَنْ لَيْسَ بِمَأْمُونَ Yani birinci kavle sahip olanlar İmam Ebu Hanife rahmetullah ve İmam Malik diyorlar ki İmam سَمِعَ اللّٰهِ لِمَنْ حَمْدَ دِيرْ Rabbena ve lekel hamd demez. Memum Rabbena ve lekel hamd diyen yalnız müktedi olan. Şimdi ona diyor ki öyleyse bir adam memum değil kendi kendine kılıyor. Öyleyse bunun da Rabbena ve lekel hamd demesi muhal olur. Halbuki münferiden kılan adam diyecek mi demeyecek mi? Diyecek. İmam Ebu Hanife de diyor diyecek. İmameyn de diyor diyecek. Evet. فَقَدْ رَيْنَاكُمْ biz sizi gördük diyorlar ki tücmi'une icma ediyorsunuz ennel musalliye vahdehu yalnız namaz kılan bir adam yekuluha semi'allah rabbena ve lekel hamdi der ma kavlihi semi'allahu limen hamide semi'allahu limen hamide kavliyle beraber onu da dedi. Bunda bizim de siz müttefikiz. Yani sizin ayrı bir kavlimiz, bizim ayrı bir kavlimiz yok. Bunda müttefikiz. Tek başına kılan bir adam ikisini diyor da imam için demesin. Bunu Erzurum'da bir vaiz efendi hele bir de görmüş. İmam-ı Ebu Hanife'ye göre Rabbena ve lekel hamd demez. Fakat şey der, müftedice, ya diyor imamın suçu ne burada? Yani cemaate imam olduğundan dolayı mı bu suç bunu ve Rabbena ve lekel hamd demeyecek? O zamandan hatırımda, daima hatırıma geldi. İmamın suçu ne? Sen Allah'ın hamd ediyor, Rabbena ve lekel hamd demez. İşte burada da eynel imamin, İmam-ı Azam'a göre tevcih ediyor bu sualı. Evet. فَكَمَا كَانَ olduğu gibi مَنْ يُسَلِّ وَحْدَ yanınız namaz kılan olduğu gibi, ne olduğu gibi يَقُولُهَا bunu der. Olduğu gibi. وَلَيْسَ بِمَمُومٍ halbuki memum değil. Memum olmadığı halde yalnız kılan adam bunu der. وَلَمْ يَنْفِي ذَٰلِكَ bu da nefi etmedi. مَا زَكَرْنَا bizim zikrettiğimiz şey min kavli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in kavlinden zikrettiğimiz şeyi evet nefi etmedi.
Öyleyse kânel imamu eyda, imam da oldu, yekûlühâ Rabbena ve lekel hamdi der, oldu kezalik, böylece yalnız kılan dediği gibi, evet, imamın da demesi gerektiği. Ve lâ yenfî zâlik, bu da nefyetmez. Mâ zekârnâ min kavli Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem diyen bir Efendimiz'den zikredilen ibareyi nefyetmez. Ne demek? Peygamber Efendimiz ne buyurdu? İmam Semih Allah'ın menhamide dedi mi? Siz Rabbena ve lekelhem değil. Bunu nefyetmiyor ki gene cemaat diyor. Fakat İmam Semih Allah'ın menhamide diyor. İmamın Rabbena ve lekelhem demesi lazım. Fakat cemaat ne desin? Peygamber Efendimiz diyor ki cemaate siz de Rabbena ve lekelhem değil. Cemaate emretmesi imamdan nefyetti mi? Yok, nefyetmedi. وَحْتَجُوا فِي ذَٰلِكَ Bu meselede bunlar da hüccet getirdiler. بِمَا حَدَّسَنَا رَبِيعُ الْمَأَذِّنِ قَالَ حَدَّسَنَا ابْنُ وَهْنٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي الزَّنَاتِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ Hazreti Ali Kerremullah ve Sehri rivayet ediyor ki Resul-i Ekrem Efendimiz başını kaldırdığı vakitte miner rükû rükûden kâle buyururdu Allahümme Rabbena lekel hamd mil'es semâi ve mil'el ard ve mil'e mâ şeyte min şeyin ba'd böyle derdi. Allahümme ya Rabbi, Rabbena ey bizim Rabbimiz, lekel hamd, sana hamd olsun. Ne kadar? Mil'es semâi vel ard, gökün ve yerin doğrusunda sana hamdolsun. Yani çok. Ve mil ema şeyte. Dilediğin şeye kadar sana hamdolsun. O da neden? Min şeyin, herhangi bir şeyden bazı bundan sonra. Yerin, gökün doğrusu kadar sana hamdolsun. Bundan sonra da istediğin şeyin doğrusu kadar sana hamdolsun. Yani çok olsun. Burada buyur, yerine gel. سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهْدَنْ sonra Resul-i Ekrem'in başka bir şey okudu mu, okumadı mı? Okudu. Ne dedi? رَبَّنَا اللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدِ dedi. مِلْأَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ dedi. وَمِلْأَ مَا شِيْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدِ bunu da dedi. Delilin birisi bu. وَبِمَا حَدَّسَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوكَ قَالَ حَدَّسَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله عبد الله بن عباس أين بروايته له حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبيد وهو ابن حسن أبو الحسن قال سمعت ابن أبي أوفى يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم İbn-i Ebi Evfa da eynen bu rivayet, o da rivayet eyledi. Haddesena Malik ibn Abdillah ibn Seyf, kâle haddesena Abdullah ibn Yusuf demiş ki, kâle akhberena Sa'id ibn Abdülaziz el-Tennûgî, an Atiyyete ibn Qays el-Kilâ'i, an Gaza'at ibn Yahya, an Ebi Sa'idin el-Kudri, an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Ebu Sa'idin el-Kudri radıyallahu anh'ten de eyni hadis rivayet edildi. Ve zâde, fakat Ebu Said'in Kudri ziyade ile diney ehlet senâi vel mecd hakka mâ kâlel abd ve kullunâ leke abd la nâse'a limâ âteyt ve la yenfe'u zel ceddi min kecced. Ebu Said'in Kudri radıyallahu anh hadisi şu şekilde uzun oldu. Peygamber Efendimiz rükûdan başını kaldırdıktan sonra seni Allahümme hamde dedikten sonra Allahümme Rabbena lekel hamd مِلْأَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَمِلْأَ مَا شِيْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدِ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقَّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدُ لَا نَاسَعَ لِمَا أَعْتَيْتِ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ. Bu kadar dua okumuş. حَدَّسَنَا ابْنَ أَبِي دَاوُدَ قَالَ حَدَّسَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ شُرَيْكَ عَنْ أَبِي عَمْرٍ هُوَ الْمُنَبِّهِيُّ أَبِي عَمْرٍ ذَا لقبي منبهي يمش. عن أبي جحيفة قال ذكرت الجدود عند النبي صلى الله عليه وسلم جد جدلر نرد olur
bu Resulullah Efendimiz'in yanında zikredildi. Cedd demek zenginlik demek. Zenginlik ne de olur? Devede mi olur? Sığırda mı olur? Parada mı olur? Ne de olur? Zikredildi. Tekale ba'dul kavm, kavmin bazı dedi ki ceddi filanın fil ibir. Böyle derler. Filanın ceddi yani zenginliği devededir. Ve kâle bâdû fil hayr. Dediler ki hayır, deve de demezler de ceddi filanın fil hayr. Dediler Arapların istemali. Evet. Fesekete nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sükut etti. Felemmâ kâme yüselli. Namaz kıldırmaya kalktığı vakitte فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ Rükûdan başını kaldırdı. قَالَ buyurdu. اللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدِ مِلْأَ السَّمَاءِ وَمِلْأَ الْأَرْضِ وَمِلْأَ مَا شِيْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدِ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتِ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتِ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ Bunu okudu diyor. Demek ki ashab-ı kiramın cedd nerede kullanılır, ne gibi şeylerde kullanılır, ihtilaf olunca Resulullah Efendimiz sükut etti fakat getirdi bu duada bunu zikretti. Manası ne? Allahümme ya Rabbi, Rabbena ey bizim Rabbimiz. Leke sen olucudur, elhamdu hamd. Mil essema gökün dolusu kadar. Ve mil el ardı yerin dolusu kadar. Ve mil ema şeyte min şeyin ba'd. Bu yerin gökün dolusundan sonra dilediğin şeyin dolusu kadar. La mani'a lima a'tayt. Senin verdiğini kimse men edemez. Ve la mu'tiya lima mena'at. Men ettiğin bir adama da kimse veremez. Ve la yenfe'u fayda vermez. Zel ceddi haz nasip sahibine minke senden. El ceddu nasip. Yani zenginlik senin elindendir, elinde. Yoksa eğer sen bir kimseye bir haz vermezsense hiç kimse onu vermez. Senin verdiğin de kimse bir şey demez. Elinden olmaz. Ve la yenfe'u menfaat veremez. Zel ceddi cedd zenginlik, haz, gına. O gına, o hazza sahibine menfaat vermez. Minke senden. Ney? Yani sen vermezsense, o senden olmazsa el ceddu başka birisinin verdiği nasip ona fayda yok. Sen zenginsin bir fakiri şeyi, halini iyi yapacaksın, para verirsin, bilmem ne edersin fakat Allah-u Teala vermemişse götürür onu. Bak, bakarsın ki başka yerlerde yer gene fakir, gene fakir. Sen ne kadar yaparsan yap. Sultan Mahmud'un dediği gibi vermemiş mabud neylesin Mahmud. Onun bir hikayesi var da tebdil-i kıyafete çıkmış lalesiyle beraber bakmış ki iki fakir bir yerde oturuyorlar. Birisini acımış mı artık yahut da bir tecrübe kastıyla mı? İki tavuk almışlar. Birisinin içine para koymuş, altın maltın koymuş. Birisine de koymamış. Torbaların içine vermiş, götürmüş. Birisine vermişler. Karşıdan seyrediyorlar. Şimdi o altın içinde olan tavuğu alan adam ötekine diyor ki arkadaş getir bunu değişelim. Ya diyor o senin nesibin, bu benim nesibim. Niye değişelim? Yok illa değişek, ısrar ediyor. İsrar edince peki değişek. Hiçbirisinin haberi yok. Veriyor kendi tavuğunu, aldık onun içinde altı var. Öteki boş. Alıp gidiyorlar. Artık Sultan Mahmud diyor ki vermemiş mabut, neylesin Mahmud? Onu sevindirecekti. Evet. O git götürüp tavuğu evinde açtığı vakit içinde altını bulacaktı. Fakat nesip yok. Allah vermemiş de vermez. Ötekinin nasibi. Daha bunun şeysi de var. Birisi Abbasi halifelerinin zamanında halifenin yanına gitmiş. Niçin çağırmışsa halife kızmış. Bir kağıt yazmış. Tabi halifenin huzurundan çıkan kağıt yazıldı değil mi? Oradan çıkacak. Çıktığı gibi ekseri para. Onu aldığı gibi götürecek. Hazinedara verecek. Hazine sahibi onun parasını verecek. Meğerse padişah halife neden kızmışsa onun rumuzu var, işaret etmiş ki bu kağıdı hemen kağıdı getiren adam başını kesin. Şimdi kapıcı orada bekliyor. Adam bu parayı aldı, çıkar çıkmaz. Yahu demiş, illa onu bana ver. Yahu demiş, benim nasibim, halife bana ver. Yok illa onu bana ver. Yok ya benim nasibim niye alırsın? Keyfine bak, bir daha senin halifenin yanında koydum. Zorla adamın elinden alıyor. Sevine sevine gidiyor hazinedara ki parayı alacak. Bakıyor diyor ki
başın kesilmesini emretmiş, buyurun cellalın huzuruna. Aman Tuğul medet, o ben değilim, başkasıydı, ben bilmem dedi. Kağıdı getiren adamın başı kesilmesi. Ya bu da şeye misal getirirler, haris. El-harisu kel-mehrum. Haris de mehrum bu. Ve ötekinin elinden parayı alacak, bir kelleyi de verdi. وَلَا يَنْفَعُ زَلْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ. Hep buna bakır. Allah-u Teala bir adama menfaat vermezse başka birisi ona menfaat verdiremez. Şimdi bizim misalimiz Resulullah Efendimiz rükudan başını kaldırdıktan sonra bu duaları okudu diye rivayet ediyorlar. Şimdi İmam Ebu Hanife diyor ki İmam hiçbir şey okumayacak. Semi'allahu l-men hamide diyecek, bu kadar, bir şey okumayacak. Fakat imamiyim bunları getiriyorlar ki bak Resul-i Ekrem'imiz Semi'allahu l-men hamide imam oldu. Semi'allahu l-men hamide dedikten sonra bu duayı okudu. Bak dua da uzun. Yani güzel de bir dua. Allahümme Rabbena lekel hamd mil'es semai ve mil'el ard ve mil'e ma şiite min şeyin ba'd. Sonra bir ziyade daha var Ebu Said'in Kudri'nin rivayetinde. Ehle's semai vel mecd hakka ma kâlel abd ve kulluna leke abd la nâzâ limâ a'tîd ve la yenfe'u zelcedi min felcedi. Evet. Feleyse fî hâzîl âsâr. Bu eserlerde olmadı ki أنه قد كان يقول ذلك وهو إمام. Eserlerde var mı ki أنه شان قد كان يقول ذلك, bu nedir, وهو إمام, o imamdır. ولا في ما يدل على شيء من ذلك. فليس olmadı في هذه الأسر, bu rivayet etmiş olduğumuz eserlerde ki أنه Resulullah Efendimiz قد كان يقول ذلك, bunu derdi, وهو إمام, bu imam idi de derdi. Bu ibare yok. Resulullah Efendimiz derdi. Acaba imam mıydı? Yoksa muktedi miydi? Bu da yok. Evet. وَلَا فِيهَ مَا يَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. İmam olarak mı söyleyecek? Yoksa imam olsun olması mı söyleyecek? Buna delalet edilir. Bir şey yok. غَيْرَ أَنَّهُ şu kadar var ki قَدْ سَبَتَ. Ya bunun da sabit oldu ki اَنَّ مَنْ صَلَّى وَحْدَهْ, yalnız kılan bir adam يَقُولُ der سَمِعَ اللّٰهُ الْمَنْ حَمِدَهْ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ, bu nedir? فَارَدْنَا öyleyse, yani öteki tarafta diyor ki evet siz bu rivayetleri okudunuz, Peygamber Efendimiz bu duaları okudu ama belki münferit kıldığı halde okudu, imam değil idi, ashabdan birisi yanındaydı, Peygamber Efendimiz nafile kılarken bunu okudu. İlla Resulullah Efendimiz imam iken bu duayı okudu diye bir delil yok. Evet diyor, delil yok. Yalnız diyor, yalnız kılan bir adam Rabbena ve lekel hamd, bu var. Yalnız kılan adam bunu diyecek. Öyleyse fe'aredne ennen zur, biz nazar etmek murad ettik ki hel ruvi en nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den rivayet olundu mi? Ma yedullu ala hükmül imam, imamın hükmüne delalet eden bir şey. Fî zâlik, bunda keyfe ve nasıl değil. Yani imam olan bir adam Semi'allâhu l-men hamideh'den sonra bir şey söyledi mi söylemedi mi, bunu arayıp bulmak lazım. Ve huve yekûlu min zâlik, keyfe ve nasıldır bu? Ve hel yekûlu min zâlik, bu nedir mi? Mâ yekûluhu men yusalli vahdeh, yalnız kılan bir adam dediği gibi imam olan da der mi Rabbena ve lekel hem, demez mi? Em la, demez mi? Bunu araştırdık diyor. فَاِذَنْ يُونُسْ, baktık ki Yunus قَدْ حَدَّسَنَا قَالَ اَحْبَرَنَا بِنْ وَهْدِيمْ قَالَ اَحْبَرَنِي يُونُسْ عَنْ اِبْنِ شَابًا سَعِيدِ اِبْنِ الْمُسَيَّبْ وَاَبِي سَلَمَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُمَا سَمِعَاهُ, Ebi Seleme ile Ebu Hureyre رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا eşittiler. سَمِعَاهُ, Resulullah Efendimiz'i eşittiler. يَقُولُ, derdi. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يفرغ من صلاة الفجر, sabah namazından farig olduktan sonra, من القراءة, kıraatten, ويكبر, tekbir alırdı, ورفع رأسه ويرفع رأسه, başını kaldırdı, من الركوع, rükudan, يقول, buyururdu, سمع الله لمن حمده, ربنا ولك الحمد, اللهم انجو الوليد ابن الوليد, sümme zekere hadis. Hadis uzun. Bu duayı okurdu.
Velid, 3-4 sahabeyle beraber, bu Velid, Hazreti Halid'in kardeşi Velid. Bu Bedir'de esir oldu. Ondan sonra Hazreti Halid o vakit Müslüman değildi. Geldi, fidyesini verdi, kardeşini kurtardı, götürdü. Götürdükten sonra Müslüman oldu orada. Mekke'ye gitti, fidyesini verdi, döndü, Müslüman oldu. Bu sefer Hazreti Halid kızdı, dedi ki Müslüman olacaktı, vaktiyle olaydın da bize bu parayı verdirmeyeydin. Biz parayı verdikten sonra sen Müslüman oldun. Dedi ki o vakit Müslüman olsan, derdiler ki fidye korkusundan Müslüman oldu. Halbuki ben Allah için Müslüman oldum. Onun için fidyeyi verdikten sonra İslamiyet'e yakınlaştık. Hazreti Halid de onu azap etti. Bak, Müslüman değildi. Ellerini ayaklarını bağladı. Bir tane de vardı Ebu Cehil'in ana bir kardeşiydi. Bir de bir başka bir sahibi var. Üçü de emuce çocukları. Üçü de azapta kaldılar. Peygamber Efendimiz onların lehine dua etti. Başını yukarıdan kaldırdıktan sonra Allah'ım seni Allah'ın menhamide Rabbena ve lekel hamd Allahümme encil veliden nel velid? Enci ince et yani kurtar. El velid ebni velid, velidin oğlu velidi ve filanı filanı diye kurtar diye. Bundan sonra bazı kabilelere de lanet etti. Bak bu duayı okudu Peygamber Efendimiz. O ne? Allahümme encil veliden nel velid? Bunu da terk etti. Feracana ila gayr hadil hadis. Öyleyse başka bir hadise müracaat etti. Delil arıyoruz ya. Hel fihi delaletun, bu başka bir hadiste delalet var mıdır? Alâ şeyin bir şeye, mimma zekâne bizim zikrettiğimiz şeylerden bir delil var mıdır? Zikrettiğimizle imam semi'allâhu lümen hamide dedikten sonra Rabbena ve lekelem diyecek mi, demeyecek mi? Başka bir hadiste arayıp bulacağız. Bu hadiste bulduk fakat ona itiraz eder ki İmam Ebu Hanife itiraz eder. Nedir? Kunut. Kunut da var idi, o da terk edildi. فَإِذَنْ رَبِيعُ الْمَعَذِّنُ قَالَ قَدْ حَدَّسَنَا قَالَ حَدَّسَنَا أَسَدْ قَالَ حَدَّسَنَا بْنْ أَبِي ذِيبْ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ أَنَا أَشْبَهُكُمْ صَلَاةٍ بِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Hazreti Ebu Hureyre dedi ki sizin Resulullah sizin en ziyade benzeyeniz benim. Kimiz? Ne yönünden? Salatın namaz yönünden. Bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in nasıl kıldıysa onun şeklinde ona benzer bir namaz kılan içinizde bunun en iyisi ben. Kâne izâ kâle dediği vakitte semi'allâhu limen hamide dediği vakitte kâle Allahümme Rabbena lekel hamd. Allahümme Rabbena lekel hamd derdi. Bir, hadis bir. Rabbil mâzin rivayet etti. Ve izen Yunus kad akbereni قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت حضرت عائشة رواية تقول كي حضرت عائشة buyuruyor خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz'in hayatında güneş tutuldu. فصلى بالناس burada hasif ay tutulmasını derler. Caiz ki gün tutulmasında da istemal edilir. Ay tutulmasını kabul etsek. Evet, ay tutuldu. Fesallâ binnâs, nâsa namaz kıldırdı. Felemmâ refe'a râsehu minel rükû, rükûdan başını kaldırdığı vakitte kâle buyurdu. Semi'allâhu lümen hamide Rabbena ve lekel hamd. Hazreti Âişe geri değil bu namazı kıldırırken ne dedi? Aşikar okuduğundan buydu. Semi'allâhu lümen hamide Rabbena lekel hamd. Bunu da aşikara demiş. Hadis oldu ki حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الركوع قال ذلك سالم babasını yani Abdullah bin Ömer'de rivayet ediyor o da aynen bunu diyor yani bir ay tutulması oldu Peygamber Efendimiz namazı kıldırdı başını rükudan kaldırdı Allahümme Rabbena ve lekel hamd buyurdu. فَفِي هَذِهِ الْاَسَادِ bu rivayetlerde orucudur. مَاشُرْ bir şey orucudur ki يَدُلُّ دَلَالَةِ eder. عَلَى اَنَّ الْاِمَامَ اِمَامَ يَقُولُ der. مِنْ ذَٰلِكَ bundan, bu dualardan مِسْلَ مَا يَقُولُ مَنْ صَلَّى وَحْتَهُ yalnız kılan bir adam hangi duaları okursa imam da bunu der.
yalnız kılan bir adam ne diyordu? Semi'allahu limen hamide, Rabbena ve lekel hamd. Öyleyse imam da bu nedir? لَاَنَّ فِي حَد۪يسَ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا Hazreti Ayşe'nin hadisinde orucudur ki اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلُّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِيَنْبَرَ فِيهِ قَالَ ذَلِكُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ dedi وَهُوْ يُسَلِّ بِالنَّاسِ Nasa kıldırır olduğu halde dedi. Yukarıda 3-4 hadisi şerif getirdi. Peygamber Efendimiz uzun dualar okudu fakat müferid olarak kıldığı namazda mı, imam olarak kıldırdığı namazda mı belli değildi. Onun için İmam-ı Hanife itiraz ederdi ki yalnız kıldığı vakit okumuş. Fakat bizim cemaatle kılarken ne okumuş? Bu sefer aradı iki hadis, iki üç hadis buldular ki Hazreti Ayşe'nin hadisinde, Abdullah ibn Ömer'in hadisinde Peygamber Efendimiz nasıl namaz kıldırdığı vakit okumuş. وَفِي حَدِيثِ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهُ Hazreti Ebu Hureyre'nin hadisinde doğrudur ki اَنْ اَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ سُنَّ ذَكَرَ ذَلِكَ Resulullah'ın kılmış olduğu namazı ona en güzel benzer namaz kılan benim dedi ve o da zikretti. Başını rükudan kaldırdığı vakitte ne okudu? رَبَّنَا وَلِكَ الْحَمْدُ Cemaatle kıldığına terallet etmez. Cemaat takıldığına delalet etmez. Niye? Orada ona delalet eder. Salatın bir Resulillah. Peygamber Efendimiz'in kıldırdığı namaz demek yani burada. Evet. فَاَخْبَرَ اَنَّ مَا فَعَلَ مِنْ ذَٰلِكَ Ebu Hureyre haber verdi ki اَنَّ مَا فَعَلَ مِنْ ذَٰلِكَ Onun işlediği وَمَا كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ سَلَّمْ يَفْعَلُهُ فِي صَلَاتِهِ لَا يَفْعَلُ غَيْرَهُ Peygamber Efendimiz namazında bunu yapardı, başkasını da yapmazdı. Dedi ki, Rabbena ve lekel hamd okurdu, başkasını da okumazdı. Ve fi hadisi İbn Ömer, Abdullah İbn Ömer'in hadisinde orucudur radıyallahu anhüma ma zekerna ve anhü. Ondan zikrettiğimiz şeyde ve ve'i de fihi ihbarun, onda da haber orucudur an sıfatı salati, Resulullah Efendimiz'in salatının sıfatından keyfe kâle. Nasıl olduğunu o da öyle beyan etti. فَلَمَّا سَبَتَ عَنْهُ Vaktaki Peygamber Efendimiz'den sabit oldu ki اَنَّهُ كَانَ يَقُولُ Resulullah Efendimiz derdi وَهُوَ اِمَامٌ Halbuki kendisi imam idi. زَارَفَ عَرَاسَهُ مِنَ الرُّكُعُ Rükudan başını kaldırdığı vakitte derdi سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ derdi. سَبَتَ sabit oldu ki اَنْ هَاكَذَا böylece يَنْبَغِي لِلْاِمَامِ imama layık olur اَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ bunu işleye. Rabbena ve lekel hamd diye. Ne için? İttiba'an lima şul bir şey ittiba'an ki kad sebete an Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz'den sabit oldu fi zalik bu mesele hakkında. Onda sabit olan Rabbena ve lekel hamd dedi. Onu demek imama layık olur. Fahaza hükmü hazel bab bu babın hükmü budur. Min tarifil asa eser tarifiyle. İmam Malik ile İmam ve Hanife ayrıldı burada. Aşağıda geliyor ki bu Ebu Yusuf ile İmam Muhammed'in kavli de bu bunlar da ayrıldı. Ama İmam-ı Tahavi İmami'nin kavlini tercih ediyor. Çünkü o daima müreccek olan kavli sonraya alıyor. Evvela kendisinin tercih ettiği kavli başa alıyor. Onu beyan ettikten sonra ve halefehum aharun diyor. Onu beyan ediyor. Kendisinin tercihli olduğu oluyor. Şimdi burada da aşağıda gelecek ki İmam-ı Azam'ın kavlini beyan etti ki İmam-ı Azam kim ile beraber? İmam Malik ile beraber. Ondan sonra İmam-ı'nın kavlini beyan etti ve kendisi de onu tercih ediyor. Şimdi kıyasa gelince وَاَمَّا مِنْ تَرِيكِ النَّزَرِ Kıyas tarikine bakılırsa فَاِنَّهُمْ قَدْ اَجْمَعُوا Ulemanın hepsi İmam-ı Hanife ve İmam-ı'nı icma ettiler. فِي مَنْ يُصَلِّ وَحْدَهِ Yalnız kılan hakkındaki اَلَا اَنَّهُ يَقُولُ ذَلِكَ Yalnız kılan bir adam سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ der. İkisindedir. Bunda ihtilaf var mı? Yok. Bunda icma ettiler. فَاَرَدْنَا اَنَّنْزُرَ فِي الْاِمَامِ Şimdi imama baktık ki هَلْ حُكْمُهُ فِي ذَلِكَ Bu meselede imamın hükmü hükmü مَنْ يُصَلِّ وَحْدَهُ Yalnız kılan gibi midir? اَمْ لَا değil midir? Yalnız kılan adam diyecek. Bunda ittifak var. Bunda ihtilaf yok. Yalnız imam
olan bir adamın namazı yalnız kılan adamın namazı gibi mi değil mi? Ona bakacağız. فَوَجَدْنَا الْاِمَامَ İmamı bulduk. يَفْعَلُ فِي كُلِّ صَلَاتِ Namazın hepsinde yapar. مِنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاتِ وَالْقِيَامِ وَالْقُعُودِ وَالْتَّشَهُدِ Tekbir olsun, Kur'an okuma olsun, ayakta durma olsun, oturma olsun, teşehhüd olsun. Bunların hepsinde imam yapar. مِسْلَ مَا يَفْعَلُهُ مَنْ يُسَلِّ وَحْدَ Yalnız kılan adam ne yaparsa imam da bunların hepsini yapıyor. Evet. وَوَجَدْنَا اَحْكَامَهُ İmamın ehkâmını bulduk. فِيمَا يَتْرَوْ عَلَيْهِ فِي صَلَاتِهِ Kendi namazında ariz olan ehkâmda كَاَحْكَامِ مَنْ يُسَلِّ وَحْدَ Yalnız kılan adamın ehkâmı gibi bulduk. فِيمَا يَتْرَوْ عَلَيْهِ Yalnız kılan bir adama ne gibi şey ariz olursa, mesela secde-i sehvi mucib olan bir şey olursa, yalnız kılan bir adamı imama doğru mu olmaz mı? Olur. Yalnız kılan bir adamın abdesti kaçarsa, öyleyse imamın da abdesti kaçar mı, kaçmaz mı? Mesela, yalnız kılan bir adama ne gibi hükümler tereddüt ediyorsa, bunlar imama da tereddüt ediyor. Evet. O min salati namazında, minel eşya eşyadan, elleti öyle eşya ki tucibu fesadeha. Namazı fasit olan şeyler, yalnız kılan bir adama nasıl tereddüt ediyorsa imamı da aynı o şekilde tereddüt eder. وَمَا يُوْجِبِ سُجُودَ السَّهْوِ فِيهَا Namazda secde-i sehvi icap eden şeyler yalnız kılan bir adama nasıl tereddüt ederse imamı da öyle tereddüt eder. وَغَيْرَ ذَلِكَ Bunun gibi, başkaları gibi. وَغَيْرِ ذَلِكَ وَكَانَ الْاِمَامُ اِمَامُ اُلْدِ وَمَنْ يُسَلِّ وَحْدَ Yalnız kılan adam da oldu. فِي ذَلِكَ Bunlar da sevaen müsav oldu. Yani namazın ef'alında, namazı ariz olan, fesatta, secde-i sehvi mucib olan şeylerde, kerahette vesairede yalnız kılan bir adamla imamın hali müsav oldu. Bir hilafil me'mûn. Mübtedi olan böyle değil. Mübtedi olan bunlardan ayrıldı. Niye? Me'mûn imama tabi. İmamına yalnız kılan bir adamın hali her şeyde birbirine mutabık kaldı. Yalnız memur onlara mutabık kalmadı. Mesela cemaatten birisi kendisi tehiyyat oturdu da teşehhüdü okumadı. Secde-i sehvi lazım gelir mi gelmez mi? Gelir. Yapabilir mi? İmamın peşindeyken yapabilir mi? Yapamaz. Yalnız kılan bir adam yapar mı? Yapar. İmam da yapar. Bu müferi şeye müktedi olan memur olan yapamaz. Niye? İmama tabi. O, ona tabi olmadı. Onun gibi olmadı. فَلَمَّا سَبَتَ وَقْتَكِ سَابِتُ oldu. بِاتْتِفَاقِهِمْ İki tarafın ittifakıyla ki اَنَّ الْمُصَلِّيَ وَحْدَهُ Yalnız kılan bir adam يَقُولُ der بَعْدَ قَوْلِهِ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ dedikten sonra der رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ Yalnız kılan bir adam سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ der. Ondan sonra da رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ der. Öyleyse madem imamın hali de yalnız kılan adamın hali gibi oldu. Yalnız kılan adam bunların ikisini okuduğu gibi sebete sabit oldu ki ennel imame imam da ey da yalnız kılan gibi yekûlühâ Rabbena ve lekel hamdidir ba'da kavli semallâhu ve hamdâ semallâhu ve hamdâ'dan sonra bunu der. Bu kıyas. Yani bu imameynin kıyası. Fahâze ve çünnezere izâ fiyâzel bab. Bu babda nazarın kıyasın veçi de budur. فَبِهَذَا نَأْخُذُ İmam Tahavi diyor ki işte bu kevli biz alırız. فَبِهَذَا bu kevli nefuz alırız. وَهُوَ قَوْلُ اَب۪ي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللّٰهِ Onların ikisinin kevli de budur. وَاَمَّا اَبُوْ حَنِيفَةِ رَحِمَهُ اللّٰهِ İmam Ebu Hanife فَكَانَ يَزْهَبُ زَاهِبُ olurdu فِي ذَالِكْ Bu meselede اِلَى الْقَوْلِ الْاَوَّلِ Birinci kevli. Yani İmam سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ Daha başka bir şey söylemiyor. Burada işte iki taraf İmam-ı Tahavi şimdi müreccihinden olduğundan İmame'nin kavlini tercih etti. Müreccih ise de bu değil ya. Yani Hanefi mezhebinde başka müreccihler de var. Sonra eshabi tercihler bunu tercih eden var. İmam-ı Azam'ın kavlini tercih eden var. Bu müreccihler arasında ihtilaflı olan meseleleri bir de sonradan gelen üçüncü derecedeki ulema toplamış. Onlar İhtiyar. Yani bu tercihlerden hangisi daha kuvvetliyse
o meseleyi ihtiyar edip fetva kitaplarına nakletmişler ki onlara da fetava diyorlar. Allah-u Teala aleyhi ve sellem.